Belediye davu da memurları da burada. Birazdan camimizi yıkmaya da gidiyoruz. Hükümetimize de geliyoruz. Kiracın Tepe halkımızı acilen Yeter Tepe Camii önüne bekliyoruz. Evet, ben Üsküdar, Kirazlıtepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm Dernek Başkanıyım. 40 yıldır da burada oturmaktayım. Ve mahallemizde son 2 yıldır büyük bir değişim yaşamaktayız. Mahallemize yakın bir Çamlıca Camii yapıldı, yapılıyor. Bu camiye istinaden de mahallemizde bir kentsel dönüşüm projesi uygulanıyor. Biz bu kentsel dönüşümü zorla dönüşüme dönüştüğünü görüyoruz. Bizi zorla yıkıp dönüştürmek istiyorlar. Biz buna karşı biz mahallemizin bu adil dönüşümünü sağlamak, hukuksal dönüşümünü sağlamak için dernek kurduk. Son günlerde, son bir ay içerisinde mahallemizde büyük bir yıkım gerçekleşti. Ve molozlar ortalıkta bırakılarak bizim sağlığımız, yaşam alanlarımız kısıtlandı. Sağlığımız tehlikeli bir duruma geldi. En son da mahallemiz henüz 1600 kişi yaşlı, 1600 hane varken 400 hane yıkım yapıldı diye camimizi yıkmaya kalkıştılar ve yıktılar da. Bu cami yıkımından dolayı büyük bir yara aldık, üzüldük, direndik yıkılmasın diye, ancak devlete gücümüz yetmedi. Zorla, döverek camimizi yıktılar. Evet, şimdi biz... Tabii böyle bir şey ilk defa başımıza geldiği için nasıl olması gerekir bu yıkımlar diye Büyükşehir Belediyesi'ne bir dilekçeyle müracaat edip onlardan görüş istemiştik. Büyükşehir bize yazdığı cevapta aynen şöyle söylüyor. Bir diyor, mahalli idarenin yani Üsküdar Belediyesi'nin yıkım ruhsatının olması. Bunu sorduk kendilerine, yok diyorlar. İki, sağlık yönünden asbest ölçümlerinin yapılmış olması gerekir diyor. Kendilerine bunu sorduğumuzda zabıta müdürü asbestin ne olduğunu bilmiyor. Böyle bir cevap veriyor bize. Üçüncüsü de burada yıkımlardan sonra oluşan molozların uydu takip sistemli kamyonlarca taşınarak yıkım yapılan yerlerin boşaltılması gerekir diyor Büyükşehir Belediyesi. Biz bunları Üsküdar Belediyesi'ne sorduğumuzda hiçbirinden ya haberlerinin olmadığını ya da bilmediklerini söylüyorlar. Bu minvalde özellikle komşularımız için asbest tehlikesinin üzerinde duruyoruz. Sağlık Bakanlığı'na bir dilekçeyle bir araştırma önergesi talebimiz oldu. Yani bölgedeki asbest değerlerini en azından mahalli belediye ölçmüyor. Siz gelip bir ölçüm yapın. Burada halk sağlığı açısından ne tür bir tehlike vardır diye dilekçeyle müracaat ettiğimizde bizim sağlığa yönelik taleplerimizi olduğu gibi Çevre Bakanlığı'na iletmişler. Kimse hiçbir sorumluluk almayıp hiçbir yazı ya da cevap vermeye yanaşmıyor bizlere. Biz hala mahalledeki durumun net olarak ne olduğunu, bu yıkımların asbest içerip içermediğini, halkın burada yaşamına devam eden halkın sağlığına etki edip etmediğini bilmiyoruz. Bu konuda bütün ilgili kurumlara dilekçeyle müracaatta bulunduk. Fakat hiçbiri bize cevap vermeye dahi tenezzül etmediler. Nereye gidelim, ne yapalım şimdi bu işi? Gökte yıldızımız yoktur. Molozlar, pislikten başka bir şey yok. Gelip süpürmüyorlar. O günü belediye söyledi. O günü kavga ettik. O günü kavga yaptık, gelip süpürdüler. Buralar böyle, buralar leş gibiydi. Süpürmüyor. Gökte sokak mı var ki süpürem diyorsun? Ne istiyorsunuz benden diyor. Sokak yoksa mecbur biz burada oturuyoruz. Sokak mı var, gelip süpürelim. Evet. Mecbur bu sokak değil, bu ne? Gidenler gitsin, bizimkini temizle. Ben vermiyorum evimi çoktan. Versin hakkımı verelim. Versin hakkımı zaten verelim biz o zaman. Kapımızı kendimiz süpürürüz her zaman. Hepimiz bir arada. 40 senedir süpürürüm. Buradayız, zaten kendimizi süpürüyoruz. Valla bir gün belediye bizim kapımıza gelmedi, süpürmedi.
El ayağına süp diyorsun. Ama şimdi de bu evlerin yüzünde hastalandık da evi, kendi evimizi süpüremiyoruz ki sokağı da süpüremiyoruz. Öyle yani. Yapacak bir şey yok, diyecek bir şey yoktu. Sesi bize kulaklarını tıkayanlara, sesli bizi duyurmak için burada olacağız. Mahallemizde uygulanan kentsel dönüşüm bizim için zulme dönüşmüştür. Anlaşarak kentsel dönüşüm yapmaya kalkışan Üsküdar Belediyesi, kendi istediği kuralları bize dayatmış, bu dayatmaları kabul etmedik, onların istediği çizgiye gelmedik diye Üsküdar Belediyesi anlaşarak istediği dönüşümü yapamayacağını anlamış ve işi zora sokarak toplumu kendi istediği çizgiye çekmeye çalışmıştır. Bunu zorla yapmaya, bizlere eziyet etmeye, zulüm yapmaya başlamıştır. Hatta bunu bir adım ileri götürerek yaşam alanlarımızı daraltıp bedensel ve ruhsal sağlığımızı bozmuştur. Devletin uzmanları olan Tabipler Odası ve Çevre Şehircilik Mühendisler Odası yaşadığımız bu zulmü rapor haline getirmiş, belgelendirmişlerdir. Bu rapora göre Üsküdar Belediyesi asbest zehiriyle bizleri zehirleyerek ölüme terk etmiş ve şu an ölmemizi beklemektedir. Bu tutum ve davranışlarını tekrar tekrar kınıyoruz. Devletin tüm kurumlarının sesimizi duymalarını istiyoruz. Bu eziyetin, bu işkencenin sonlandırılması için yetkilileri göreve çağırıyor. Bizi yavaş yavaş zehirleyen, salgın hastalıkların yayılması için adeta davetiye çıkaran Üsküdar Belediyesi'ne dur deyin. Neyi bekliyorsunuz? Hastalanarak ölmemizi mi? Ne zaman burada yaşayanlar da bizim vatandaşımız diyeceksiniz? Ne zaman bizi zulmün, bu ölümün eşiğinden çekip alacaksınız? Bizler Kirazlıtepe sakinleri ve bu devletin vatandaşları olarak devletin bize sahip çıkmasını bekliyoruz. Halkı, 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 hal